kadar güzelmiş. Evet Marmela. Ne oldu? Bir dakika, bir telefon geldi. Efendim Gözde'cim. Gözde teyzeni. Evet anneciğim, bir dakika. İyiyim, teşekkür ederim. Marmelat'la birlikte oturuyoruz. Sen nasılsın? Gözde teyze nerede? Bir dakika anneciğim. Ben de konuşmak istiyorum. Marmelat bir saniye. İyiyim ben de. Sen nasılsın? Ne oldu? Gözde teyze ne oldu? Anneciğim bir dakika. Gözde bir saniye canım. Marmelat telefonla konuşurken izin verir misin? Ana merak ediyorum anne. Bir dakika anlatacağım sana. Tamam. Dinliyorum. Kakule mi? Hı? Büyük geçmiş olsun Gözde. Yakalandın mı bari? Anne kimden bahsediyorsun? Tamam canım ararım seni yine. Selam söyle. Marmelat'ın selamı var. Anne ne olmuş? Marmelat. Söylesene ne oldu? Kakule neredeyse kayboluyormuş. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. Neden? Nasıl kaybolabilir ki? Annesiyle birlikte parka gitmiş. Tamam ne yardımdı anne? Tamam da birisi Kakule'nin ismini söylediği zaman Kakule de onun yanına gitmiş. Olamaz çünkü biz onunla konuşmuştuk. Tanımadığınız insanların yanına gitmiyorduk. Bilmiyorum herhalde babasının arkadaşı falan zannetti. Ne olur sonra kucağına gelebilir miyim? Gelebilirsin. Teşekkür ederim. Sonra ne olmuş? Tedirgin mi oldun? Hı. Sevmiyorum böyle şeyleri. Biliyorum ben de Marmelat kimse sevmez. Anlatır mısın ne olmuş? Arkadaşın iyi mi? Evet şu anda iyi ama sanırım biraz korkmuştur Marmelat. Hatta Gözde teyzenin bile sesi çok endişeli geliyordu. Birlikte parka gitmişler. Gözde teyze yok muymuş yanında? Gözde teyzen de var. Biz çocuklarımızı zaten yalnız parka göndermiyoruz biliyorsun. Siz neredeyseniz biz de oradayız biliyorsun. Biliyorum. O zaman nasıl olmuş? Kakule'nin adını söylemiş. Ana adını nereden biliyor? Marmelat dışarıda hep çocuklarımıza ismiyle sesleniyoruz ya. Aa, oradan duyuyorlar demek ki. Ana Kakule tanınıyor ki. Neden gitmiş? Dedim ya babasının arkadaşı ya da annesinin arkadaşı falan zannetti herhalde. Sonra Gözde teyzeni görmüş onu. Tam o adam onu götürecekken Gözde teyzen fark etmiş. İnanamıyorum kaçacaktıydı. Çok kızgınım Kakule'ye şu anda. Kızma. Neden kızıyorsun ki? Çünkü onunla sürekli konuşuyoruz. Okulda da öğretiyorlar. Tanımadığınız insanların yanına gitmeyin diyorlar. Yani sen de söylüyorsun. Onun annesi de söylüyordu ona. Adını dilse bile dışarıda duymuş olabilirler. Herhalde boş bir anına denk geldi Marmelat. Ana sürekli aklında olması lazım. Her tarafta duyuyoruz. Etrafta iyi insanlar olduğu kadar kötü insanlar da var. Değil mi anne? Evet Marmelat. O yüzden çok dikkatli olman lazım. Bütün arkadaşların gibi senin de dikkatli olman lazım. Ben her zaman dikkatliyim. Ve seninle konuştuktan sonra hiç aklından çıkarmadın onları. Bazen böyle unutabilirsin oyuna dalıp da Marmelat. Her zaman her zaman aklında tut tamam mı? Tanan anne. Sen nasıl kandırdı anlayamadım. Hatırlasana sen de ona söylemiştin. Size bir şeyler vermeyi teklif ediyorlar. Hep size bir şeyler vermeyi teklif ediyorlardı değil mi Marmelat? Şeker size diyebilirler ki bende şeker var, çikolata var. Oyuncaklar. Bizi öyle kandırmaya çalışıyorlar. Ana bizim onların alacağı şeylere ihtiyacınız yok ki. Siz zaten alıyorsunuz. İşte ben de herkese onu anlatmaya çalışıyorum. Biz çocuklarımıza zaten istedikleri her şeyi alıyoruz. Başkalarının onlara vereceği şeylere muhtaç değiller ki. Doğru söylüyorsun. Alamadığımız zamanda da anlayışla karşılıyorsunuz Marmelat. Bizi de öyle deli kandırıyorlar işte. Sakın arkadaşlar, sakın onlardan hiçbir şey almayın. Yabancı insanlar sizi çağırdığı zaman gitmeyin. Anneniz babanız size zaten her şeyi almayanı alıyor. Bizi bir kere annenizden dadınızdan habersiz çağıran insanlar iyi insanlar değil. Annenizden dadınızdan uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Değil mi anne? Aynen öyle. Çünkü biz sizin yanınızdayken sizi çok iyi koruyacağımızı biliyorlar Marmelat. O yüzden de uzaklaştırmaya çalışmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Size oyuncak teklif ederler, şeker teklif ederler, çikolata teklif ederler. Size güler yüzlü yaklaşabilirler arkadaşlar. Sakın onların güler yüzüne kanmayın. Yanlış kişilerle karşılaşabilirsiniz. Anan dikkatli olun. Ne olun. Sizi çok seviyorum. Kakule'yi aramak ister misin? Çok üzüldüm. Bana ihtiyacı vardır şimdi. Tamam arayalım bir geçmiş olsun de. Ben aramam.